Bartın-Amasra yolu üzerinde bulunan ve Roma döneminde yapılan Kuşkayası yol otununun hemen altında görüyorsunuz 2 tane kaçak kazı yapıldı. Kazıların derinliği, kazdıkları yerlerin derinliği yaklaşık 1,5 metre civarında. Şu anda burası talan edilmiş durumda. Anneciğim gel yanıma. Öyle yapma, göremiyorum. Vay be, bunu yapmak için kim bilir kaç yıl geçmişti ya. Ve bu taş şunun yüzü aslında devam ediyor. O taş şu ileride falan yazıklar. Yok etmek için gelişen bir şey yapar. Çok kazmışlar mı orayı? Evet, kazmışlar ya. Nereye kazmışlar onlar? Nereye? Çuval getirmişler. Çuval da içinde. Kalak bir şey. Kaya parlıyor değil mi? Kaya parlıyor. 2 tane kazı yapmışlar. Sıradaki binaları falan hep yazın oldu. Falan etmişler ya şu Amasra'yı. Bir de yukarıda var. Dur oğlum sen bekle orada. Bir de yukarıda var, orayı da kazmışlar. Burası 1,5 metre derinliğinde de bayağı var. Yani bu kayanın devamı aslında. Kuşkayası oltunun bu altı. Kazmışlar, bir şeyler kayın aramışlar ya da evet, almışlar. Evet, ben de öyle. Yani biz Zonguldak'tan geldik Kursa'daki misafirlerle beraber. Çok güzel bir yer ama işte eski yeni tarih iç içe girmiş. Yani olmaması gereken bir şey bana göre. Tarihle yeni kent veya eski kent ayrı bir şey olması lazım. O taşların işte uygun olan yerlerde kullanması lazım. Hele bir de böyle kaçak şeylerde oldukları zaman bunlar insan hakikaten üzüyor. Yanlış şeyler. İzinli olup da yapmak daha mantıklı, daha doğrusu diye düşünüyorum. Kaçak kazılar çok yanlış bir şey yani. Bu manzara için çok bir şey söyleyeyim mi? Bu Türkiye'nin her yerinde olan şeyler bunlar. Doğru bulmuyorum ama ben daha çok Amasra'ya dikkat çekmek istiyorum. Hakikaten Türkiye'nin 1 numaralı tarihi şehri olabilir. Nasıl olur? O beton binaların %90'ı kalkarsa olur.